Herkese merhaba. Astromatik Show başlıyor. Bu cumartesiler ne çabuk cumartesi oluyor. Pazarlar ne çabuk pazar oluyor. 2022'nin Şubat'ının son haftasına geldik. Bu hafta artık 27 Şubat'a kadar pazar, pazartesi 28 Şubat'a ve haftaya sığdı artık 1 Mart. Yani buradan yola çıkarak hayatınızı planlayabilirsiniz. Koskoca ilk 3 ayı yemiş bulunuyoruz arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Hayatı ucundan yakalayacaksınız. Başka şansınız yok, başka da bir imkanımız yok. Yaşam her şekilde devam ediyor ve devam etmek zorunda diyoruz. Ve heyecanla başlıyoruz tabii ki. Bu hafta içerisinde neler var? Gökyüzünde neler oluyor? Tabii gökyüzünde aksiyon bitmiyor, durmuyor. Kovalar, akrepler, aslanlar, boğalar aşırı yoruldu. Gerçek anlamda, ciddi anlamda bir tık böyle bir bitkinlik ve bir pes etme durumları var. Koçlar, teraziler, yengeçler ve oğlaklar kariyerleriyle ilgili bir zirve döneme doğru yola çıkıyorlar. Onlar için çok önemli bir dönem ve süreç başlıyor. Tabii ki ikizler, başak, yay ve balık burçları da hayatlarının en büyük değişim noktalarına doğru ilerliyorlar. Bir şeyler değişmek zorunda, bunu fark ettiler. Burayla ilgili büyük bir takım farkındalıklar içerisindeler. Evet, yeni bir dönem, yeni bir hayat, yeni bir yaşam bizleri bekliyor. Tabii bu hafta içerisinde o kadar net bir haftaya, hayallerinizin o kadar gerçekleşebileceği bir haftaya ilerliyorsunuz ki bir şeylere yeniden tutunacaksınız, yeniden başlayacaksınız, yeniden seveceksiniz. Hayat oldukça hızlı geçecek. Peki, Astromatik Instagram sayfasını öncelikle takip ediyorsunuz. Astromatik Instagram hesabını takip edip buradan bizlere bağlanabiliyorsunuz. Biraz daha olsun hayatınızla ilgili neler yaşıyorsunuz? İş mi arıyorsunuz? Duygusal anlamda mı inişleriniz, çıkışlarınız var? Haksızlıklara uğradınız mı mesela? Olabilir, her şey mümkün. Hayatımızın zaten bizi biz yapan konuları, hüzünlerimiz ve uğradığımız haksızlıklar bence. Bizler o zaman anlamlıyız ve o zaman değer kazanıyoruz diye düşünebiliriz. Tabii ki 12 burcu neler bekliyor? En önemli konu bu. 12 burç neler bekliyor? Tabii ki onlar için de sizler için de bunları çektik, bunları planladık ve bunlarla ilgili neler yapmanız gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Konuştuk. Tabii ki en önemlisi benim en sevdiğim şeylerden biri Instagram yayınları. Sizlerle sohbet etmeye bayılıyorum. İleride bir imkanımız olsun, buraya stüdyoya sizleri alacağız inşallah. Bunun için de plan yapacağız. Burada olacaksınız, burada değerlendireceğiz. Burada yıldızların altında belki bir program yaparız, niye olmasın? Şimdilik uzaktan bağlantılara devam ediyoruz. O zaman Astromatik Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Ve biz o zaman ilk koç ve boğalardan bir başlayalım bakalım. Bu haftaya koç boğalar hazırlanırken ben de Instagram'dan kimleri yayın alacağım? İlk gelecek hangi burç acaba? Ben merak ediyorum mesela. Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Şubat'ın son haftasındayız artık ve önümüzdeki hafta Mart ayını konuşacağız. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki 2022 senesine girdiğimizden bu yana artık Mart ayındayız diyeceğiz. Yani bir haftamız, Şubat'ın artık son bir haftası kaldı. Bunu niye videonun başında bahsediyorum? Çünkü birazcık daha olsun farkındalık kazanalım. Artık işlerimizi netleştirelim. Ne istiyoruz? Nereye varmak istiyoruz? Yol bizi nereye götürüyor ve giden yoldan memnun muyuz? Bunları biraz sorma zamanı artık diyebiliriz. Ay düğümlerinin de ileri harekete geçmesiyle birlikte bu hafta içerisinde her şeyin artık gerçek anlamda netleştiği bir haftaya giriyoruz. Peki bu kadar net bir haftada bakalım burçlar ne gibi netlikler kazanacak, tek tek inceleyelim. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar, bu hafta içerisinde öncelikle kariyer hayatınız o kadar önemli ki Venüs ve Mars'ın da Oğlak Burcu'nda hareket ediyor olması, kavuşuyor olması, yani Mars'ın sizin yönetici gezegeninizin tepe noktanızda oluyor olması, ikili ilişkileriniz ve iş hayatınızda çok emin adımlarla ilerlediğiniz mesajını veriyor. Yani iş hayatınızda ve kariyer hayatınızda şu an bir takım zorluklar, talihsizlikler ya da bir takım engellerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Bir takım konularda manipüle ediliyor olabilirsiniz. Bu ne olursa olsun ya da ne gibi bir konu olursa olsun bunlarla ilgili gerçekten yeni bir başlangıca ilerliyorsunuz. Bir takım başlangıçlar sizler için böyle zor gibi geliyor olsa da aslında bu hafta o kadar yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız ki
ne para kazanacağınızı, nereden para kazanacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi gerçekten keşfettiğiniz bir dönem içindesiniz. Peki yöneticilerinizle ya da iş hayatınızla ilgili vereceğiniz bu kararlara bu hafta hazır mısınız? İşte asıl soru bu. Lütfen bu hafta iş hayatınızla ilgili net kararlarınızı verin ve yeni adımlara karşı cesur olun. Yeni bir işe girebilir, iş değiştirebilir ve yeni bir adım içinde olabilirsiniz. Bu sizler için çok heyecanlı olacak. Sadece bir takım parasal konularda ve finansal konularda çevrenizdeki insanlara borç vermemeye, parasal konularda çok fazla alacak verecek konularına girmemeye özen gösterin. Ya da bir işi yapıyorsanız paranızı almadan yapmayın. Bu tür çalışmalarda biraz daha sakin kalın. Perşembe ve cuma günü yöneticilerinizden biri ya da eski bir sizden dönen bir iş tekrar önünüze gelebilir ve tekrar sizle konuşmak isteyebilirler. Tabii ki aşk ilişkilerinizi soruyorsunuz. En çok bunu merak ediyorsunuz bu hafta içerisinde. Eğer aşk ve işle ilgili konularınız iş ortamınıza bağlı ilerliyorsa burayla da ilgili çok önemli adımlar atabilirsiniz. Yani iş ortamınızdan birine aşık olabilirsiniz. İş ortamınızdan ya da ortaklarınızla ilişkileriniz varsa onlarla ilgili konularda çok sıcak adımlar ya da çok sıcak kararlar içerisinde olabilirsiniz. Burayla ilgili daha güven içerisinde ilerleyebilirsiniz diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar, bu hafta içerisinde Venüs ve Mars'ın da artık Oğlak burcundaki o kavuşumunu gerçekleştirmesinin gücüyle birlikte sizlerin hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlarda ciddi anlamda uzun zamandır güvenemediğiniz konularda güven duygunuzun arttığını göreceksiniz. Artık bir şeylerden eminsiniz. Nasıl hareket edeceğinizi çok daha iyi biliyorsunuz. Nasıl ilerleyeceğinizi de çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii bunlar olurken Merkür Kova burcuna geçti ve Merkür Uranüs karesini yaşayacaksınız. Yani iş hayatınızda ve kariyer hayatınızda bir takım söylemler, konuşmak zorunda kaldığınız konular önünüze gelebilir. Bir şeyleri fazlasıyla konuşmak durumunda kalabilirsiniz. Tabii bu sizi isyankar, bu sizi söylemek istemediğiniz şeyleri söylemek zorunda bırakacak konulara götürebilir. Şayet imkanınız varsa, şayet mümkünse çok fazla konuşmamayı, isyan etmemeyi bu hafta bir ilke haline getirin. Bazı konularını şikayet etmek, isyankar davranmak çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Daha sakin kalmak, daha stabil kalmak doğru çözümler getirebilir sizlere bu hafta. İkili ilişkileriniz ve aşkla ilgili konularda büyük sürprizler ve büyük karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Bu karşılaşmalar sizi yeni bazı projelere, belki yeni iş birliklerine götürecek. Yani sanki belki de bir işten bir aşk doğuyor olabilir bu hafta. Evlilikle ilgili konularınızda yaşadığınız köşeye sıkışmalar varsa ya da nedenlerini bulamadığınız sorularınız varsa bunları cevaplarını buluyorsunuz ve burayla ilgili bir takım çözümlere gidiyorsunuz diyebiliriz. Bunları gerçekleştirirken en önemlisi salı ve çarşamba günleri aşk hayatınız, ikili ilişkileriniz, belki de kırgın olduğunuz, düşmanlıklar içerisinde olduğunuz insanlarla ilgili bir takım konularda uzlaşmalara gideceğiniz kararlar verebilirsiniz. Belki küs olduğunuz bir arkadaşınızla barışabilir ya da eski bir konuyu çözüme götürebilirsiniz diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet efendim, harika bir şekilde Instagram'da müthiş konuklarım var, misafirlerim var. Bakalım bizim TGRT ailemize kimler konuk olmuş evlerinde otururken. Bir bakalım, bağlanalım. Alalım Instagram'a. Bak şu an sizi ekrandan da görüyorum, çok güzel görünüyorsunuz efendim. Hoş geldiniz. Bu sefer beylerle açtım. Beylerle açtım. Ablası zorla yayına... Büyük bir baskıyla erkek kardeşini sokmuş. Hoş geldiniz Güray Bey. Burcunuz nedir? Hoş bulduk Aygül Hanım. Burcum Oğlak. Oğlak. 96'lı mısınız? Evet efendim. Evet. Çok bir oğlaksınız belli efendim. Çok böyle. Ablanız çalıştırmış efendim sizi belli. Yengeç bir abla olunca. Peki Doğukan'cığım senin burcun ne? Benim yengeç yükselen oğlak. Anladım Doğukan. En sevdiğimiz burç biliyorsun. Bizim en sevdiğimiz burç. Peki efendim size gelelim. Bülent Beyciğim sizin burcunuz nedir? Koç burcuyum ben de. Ama Koç burcu için böyle fazla bir sakinsiniz Bülent Bey. Öyle mi? Evet yani. Bana... tabii ki böyle dans ederken falan yayına girecek değildiniz tabii ki. ama böyle bir aksiyon beklerdim. Ya bu aralar böyle bir rehavet var üzerinde. Onun farkındayım. Kırmak istiyorum. Kıramıyorum. Üzdüler. Koçları üzdüler. Kırdılar bizleri. Değil mi? Kesinlikle. Kalbimiz çıtpıt şu an şu sıralar. Yani çıtpıt da değil aslında. Koçları üzdüler. Neler de değerimizi bilmiyorlar.
çalışın Bülent Bey koçlar adına. Değerimizi bilmiyorlar bizlerin. Bilmiyorlar. Değerini bilmiyorlar. Evet. Kesinlikle. Koçlar, evet koçlar şu an iş hayatınız ne durumda? Ya iş hayatım orta halli değil. Yani bir koç burcu raporu almaya çalışıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben kamuda çalışıyorum ama aynı zamanda özel sektörde de çalışmalarım var. Süper. Biraz böyle farklı bir koçum ben. İşte oyunculukla uğraşıyorum, tiyatroyla uğraşıyorum. Bütün koçlar böyle. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Ben de kamuda çalışıyordum. Astrolog oldum. Vallahi şu anda astrolog eğitimine de başladım. Başladınız astroloji mı? Eğitimine. Harika. Evet. Biz hatta koçların en büyük özelliği. Kesinlikle. Bir sürü kitaplar da aldım. Bir de spiritüel yazılımla çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Sizler koç olarak hayatınızda, kariyerinizde büyük bir dönüşümdesiniz. Oğlaklar bildiğiniz gibi gayet resmi siyahları çekmişler. Peki Yengeç Bey, sizde durumlar nedir? Duygusal dünyanız, hiçbir zaman düzelemeyen duygusal dünyanız nasıl? Ya ben onu yükselen oğlak ya, orayla biraz dengeliyorum galiba. Ha, daha bir felaket. Yukarıda bak, yukarıda var. Yukarıda da var bir tane yengeci oğlak. Evet. Tam böyle sinirleniyorsun, sonra diyorsun ki bir dakika mantıklı ol, azıcık mantıklı ol, delirme. Evet, ondan sonra deliriş daha muhteşem oluyor. Ben de yengeç oğlak mı oluyordu? Ben hiç bilmiyorum da. Oğlak bildiğin lazım gibi. Efendim peki bekar mısınız Bülent Bey? Evet, ilk hakkımı kullandım. İlk hakkınız evet. Allah ikinci hakkınızı bol eylesin inşallah. İnşallah şu anda düşünüyor bakıyorum. Düşünüyor musunuz? Ya valla hayatı ben de güzel yaşayacak, o enerji yakalayacak bir insan olursa açıksınız. Tabii ki düşünüyorum. Kesinlikle. Açıksınız bunu tabii ki evrene bu enerjiyi yayalım. Gönderiyoruz. Evet. Yengeç Bey sen? Ben Yengeç Bey değilim. Ben sana demiyorum oğlak, sen aşağıdakine söylüyorum. Sen dur Allah aşkına. Ben bekarım ya. 21 yaşındayım zaten de. Tamam sen 21, 31, 41. Senin falan çok değişecek bir şey. Sen yengeçsin. Oğlak sen de zenginliğin peşinden giderken var mı parasal anlamda nasıl durumların? Bak yani, bak ablana bak. Bırak Allah aşkına ortayını. Yapma. Bırak Allah aşkına. Teşekkür ediyorum efendim sizlere. Çok sağ olun. Bu zenginliği, oturuşu bile zengin adamın. Duruşa bak adamdaki. Nasıl oturuyor? Yani biraz. Yalıda. Orta halli diyelim. Ortada. Yalıda oturanlar gibi. Hoşçakalın. Ben sonra anlatırım özür olarak. Sen ben bir şey sorabilir miyim? Sorun buyurun Yengeç Bey, sorun. Kariyer hayatı ne olacak ya? Neden? Kötü mü, bir şey mi var? Yok, böyle eğitime başlayacağım. Aynı zamanda iş falan. Sen son iki yıl ne yaptın? Eğitimine, kariyerine, hayatına nasıl bir anlam yükledin? Nasıl değer verdin? Bunları bir test et. Son iki yılın çok değerliydi. Orada öğrendiklerin. Buradan yol alarak kariyerinle ilgili en zirve zamana gidiyorsun. Tüm koçlara sesleniyorum. Yengeçlere, oğlaklara, terazilere. Kariyer hayatınızdaki en önemli döneme ilerliyorsunuz. Büyük bir dönüşüm başlıyor. Buradaki herkesi kapsıyor bu ona göre. Haydi. Bol şans. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Bu arada Aygül Hanım sıkı takipçinizin pazar günkü programlarınızı hiç kaçırmıyorum. Çok teşekkür ediyorum Bülent. Artık canlı yayınlara mutlaka ki beni alacağınızı lütfen, tahmin edin. Lütfen. Artık istek atıyorsunuz. Zaten şimdi takipçi yağmıştır. Hoşçakalın. Teşekkürler. Ya evet. Çok harika. Benim takipçilerim mis gibi. Bayılıyorum onlara. Çok ayrı hayranım. Gerçek anlamda çok ciddi takip ediyorlar, sağlam takip ediyorlar ve burada zaten bizler dizi izler gibi izliyorsunuz. Yani burada bir şeyi kaçırırsanız birçok şeyi kaçırmış olursunuz. Bizim böyle bir serüven gibi gidiyor. Çok da keyifli hayatlarını da takip ediyoruz vallahi. Bu programın asıl amacı da bu. Sizlerin yaşantılarını ve yaşadıklarınızı çok severek takip ediyoruz. Çok gönülden takip ediyoruz. Ve sadece ben takip etmiyorum. Herkes takip ediyor. Tüm buradaki dostluklar bu şekilde ilerliyor. Oldukça da keyifli oluyor. Hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Peki o zaman şimdi gelelim bir bakalım. Koç ve boğalardan konuştuk. İkizler ve yengeçler neler yaşayacak bu hafta? Hemen akabinden tekrar Instagram'dan misafirlerimizi alıyoruz bakalım. Sürpriz. Bana da sürpriz vallahi. Hiçbir şey planlamadım. Haydi. Tamam.
Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler, bu hafta sizler için eğitim hayatınızın gündemde olduğu bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki belki hukuksal konular, belki iş başvurularınız, devletle alakalı konular, vergilerle ilgili konular, bunlar çok önemli olabilir. Belki eğitim alacaksınız, bir eğitim yerine giriş yapıyorsunuz, belki bir staj başvurusu için harekete geçeceksiniz. Belki bunları tamamlıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bir ortaklık yapacaksınız, bir ortaklık içerisinde ilerleyeceksiniz. Burada yeni kararlarınız var bu hafta içerisinde. Merkür'ün Kova burcunda hareket ediyor olması ve Uranüs'le kareleyecek olması da sizlerin biraz iş ortamınızda, arka planda, bir takım konularda gizli kalmış bir şeyleri öğrenmenize neden olabilir. Yani iş ortamınızda, çalışma ortamınızda, belki arkadaşlarınızla ilgili olan konularda bir şeyler öğreneceksiniz, bir şeyler duyacaksınız ve burayla ilgili bir harekete geçme içerisinde olabilirsiniz. Alerjik reaksiyonlarınız varsa bunlara bu hafta daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Sebebini bilmediğiniz, nedenini bilmediğiniz bir takım böyle vücutta oluşan alerjik reaksiyonlar olabilir. Belki ödem, belki şişlikler. Bunlarla bir takım uğraşlar içerisine girebilirsiniz. Bu yüzden sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Zehirlenmelere dikkat edin. Mide ağrılarına ve mide problemlerine birazcık daha dikkat edin diyebiliriz. Bu hafta içerisinde yanlış anlaşılmalara ve bir takım arkadaşlarınızın ayak kaydırmalarına, bakın bu çok önemli bir konu olabilir bu hafta sizler için. Bunlar sizin söylediklerinizle ya da sizin daha önceden bildiklerinizi söylediklerinizle yer değişimi gösterebilir. Bu hafta yapacağınız dedikodu ya da yapacağınız bir konuşma bir yanlış anlaşılmaya varabilir. Burayla ilgili ifadelerinize dikkat edin. Eski bir erkek arkadaşınız ya da eski bir kız arkadaşınız varsa bu gündeminize bu hafta gelebilir ve burayla ilgili tekrar bir tanışma, tekrar bir barışma, karşılaşma gibi durumlarda şaşırtıcı bir etki yaratabilir. Bu tür hususlarda aldatmalara ve aldatılmalara da, kandırılmalara ve yanılmalara da lütfen dikkat edin ve çok fazla burayla ilgili kararlar bu hafta vermeyin. Denenmiş şeyleri denemeyin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler, bu hafta içerisinde Venüs Mars'ın artık Oğlak burcundaki kavuşumunun gücüyle sizler ikili ilişkilerinizde çok daha cesur hareket edeceksiniz. Hayatınızdaki insanı biraz daha kendinize çekebilme beceriniz ve gücünüz olacak. Bir takım ikili ilişkilerinizde eski bir ilişkiyi sonlandırıyor, aynı anda yeni bir ilişki de başlatıyor olabilirsiniz. Belki bu dönem başlattığınız ilişkiler daha uzun vadeli ve daha kalıcı bir noktaya gidebilir sizler için. Bu bir ortaklık olabilir, bu yeni bir iş birliği olabilir ya da yeni bir iş başlangıcı olabilir. Eğer şu sıralar iş hayatınızla ilgili bir takım yanılgılar yaşadığınızı, iş hayatınızdan ayrılmak istediğinizi düşünüyorsanız, burayla ilgili bu hafta net kararlar veriyorsunuz. Eğer evliliğinizle ilgili bir evlilik bitiriyorsanız da burayla ilgili alacak verecek konularını konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama burada bir takım hayal kırıklıkları ve bir takım isyanlar ve restleşmeler söz konusu olabilir. Merkür'ün Kova burcundaki hareketi ve Uranüs'le kareleyecek olması sizlerin biraz daha olsun partnerle parasal konularda çok fazla çekişme yaşayabileceğiniz anlamı taşıyor. Tabii ki bu çekişmeleri yaşarken sizlerin nasıl ilerleyeceğiniz, nasıl götüreceğiniz ve bunları nasıl konuşacağınız çok önemli olacak. İş hayatınızdaki manipülasyonlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda, çalışma hayatınızdaki insanlarla kurduğunuz diyaloglara biraz daha dikkat etmeli. Biraz daha burada sınırlarınızı iyi çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çok köşeye sıkıştığınız ve artık çok bunaldığınız bir zamandasınız. Yeni bir yola giriyorsunuz. Yeni bir karar veriyorsunuz. Belki taşınmak istiyorsunuz, belki yer değiştirmek istiyorsunuz. Ama bu hafta içerisinde artık nasıl bir değişim yapmak istiyorsanız yapmanız gereken bir zamandasınız. Bu eğer iş hayatıysa, bu bir şirket kurmaksa ya da bu şirketinizle ilgili bir takım kararlar vermekse bunlarla ilgili çok doğru bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Şu an çok ilginç bir konuğumuz var. Sinirlerim bozuyor, gülüyorum. Tabii siz bir burada arkada, ben bunlarla konuştuğum için tüm aklımı burada harcıyorum. Şimdi bağlanan arkadaş dedi ki, nereden bağlanıyorsun dedim, Londra'dan dedi. Şimdi bağlanıyorum, Rize'den bağlanıyor gibi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Çünkü kadın yay burcu. Kadın evet, yardımcı. Aynen öyle. Kadın da özgüven, tavan, umurda aynen değil. Aynen öyle, aynen. Yayına ilk giriş anını görmeniz lazımdır. Çakkudu, çukkudu, terlik, topuklu, terlik sesi. Başını bağladı. Bir şeyler evet. Yapıyorsa dedi ki, ben Londra'da... Cook Shop'ta... Başım zaten bağlı. Ha evet, ben Cook Shop'ta çalışıyorum. Londra'da dedi, ben bir şok.
Aynen öyle. Nasıl çalışıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Kaç yılında gittin? 97 senesinde geldik biz buraya. Maşallah. Bu hiç Türkçen, Mürkçen efsane konuşuyorsun ya. Ya teşekkür ederim, teşekkür ederim. Valla orada ne iş yapıyorsun? Bir daha bir duymayalım. Garsonluk yapıyorum. Süpersin ya. Vallahi müthişsin. Ben bu yay kadınlarının hastasıyım arkadaş. Vallahi teşekkür bayılıyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Yükselen o da mı yay? Yükselen de yay. Ay burcum başak. Ben double yayım yani. Sen double yaysın vallahi. Enerji. Ekstra yay. Ay İngiltere'ye gelirsek nereye gidip seni bulalım biz? Ay başımla gözüm üstüne. Söyle. Mekanın adresini ver. Reklamını yap. Tamam, kapı numarasını varana kadar verebilirim size. Ver bir mahsur yoksa var gelelim. Ay yok. İngiltere'de yaşayanlar varsa neden gitsinler. Olmasın, neden olmasın? Adı ne? Efendim? İngiltere'de yaşayanlar, bizi izleyenler gelsin yanına senin. Gelsinler, buyursunlar, gelsinler kapımı açın. Vallahi dükkanın adı ne? Galaksi. Galaksi. Evet, İngiltere... tam bana göre. Sen ne yapıyorsun kızım? Sen nereden geldin bu? Ben türümün son örneğim galiba. Vallahi hani kafenin adı Galaksi. Rize'den bağlanıyor. İngiltere gibi. Evet, ben İngiltere'de sadece seni görmeye gelebilir miyim? Tabii ki ne demek her zaman. Galaksi kafe. Galaksi evet. Restoran mı burası, kafe mi? Yo hayır, böyle kahvaltı üzerine sabah 7 akşam 4-4.30'a kadar açız. Ve inanın kahvaltıda mesela... bir numaralı kahvaltının ismi Jüpiter. Ay uyuyorum şu an ya. Evet başka? Ondan sonra mesela arkadaşlar, var. Mars var. Takibi alın. Mars kadını var, takibi alın. Mars ne? Pluto Mars var. Pluto'da ne kahvaltı var? Bunun sahibi kim? Kahvaltı çeşitleri. Bu kim bu? Sahibi şeyler. Aksaraylılar. Türk mü sahipleri? Eşleri de Aksaraylılar. Türk mü? Türk, evet Türk. Siz kafede niye bir astroloji söyleşisi yapmıyorsunuz? Siz vallahi neden olmasın? Kız niye öyle bir şey yapmıyorsunuz? İngiltere'de kafede Türkler olarak koçlar şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Eyvah. Sen zaten taşımışsın orayı, Türkiye'yi. Türkiye enerjin aynen, hiç gitmemiş. Aynen öyle. Kafede gel, toplaşalım orada hep birlikte. Ne güzel sohbet, muhabbet, çalışmada. Sen yarın sahiplere bir söyle. Söyleyeceğim. Acaba bu oluyor mu? Video falan çekiliyor mu yani? Daha sonra izleyebilir miyim? Tabii canım, şu an çekiliyor. Koskoca TGRT Euro'dasın sen şu an. En çok seni ilgilendiriyor. Avrupa'da şeker... Aha, daha iyi, çok daha iyi. Ünlü olduk desene. Şu an seni izleyenleri, sen 571 kişi şu an buradan izliyor. Televizyondan izleyenler ayrı. Ne güzel, ne güzel. Dünya mı izliyor? Arkadaşlar... Galaksi izliyor, galaksi. Bütün galaksi izliyor. Ya canım içi, kusura bakma, seni yaptık. Sen nereden bağlanıyorsun? Ben buraya şok olduğum için. Sen nereden? Ben Hatay'dan. Aygıncığım, seni çok seviyorum. Bir tanem. Sen Hatay'dan. Sen Amsterdam'dan gibisin. Kadın Hatay'dan gibi. Bakın tadım çekirdeği. Sen çekirdekte mi çiğniyorsun? Resimlere bak. Tadım evin... çekirdeği. İngiltere'de bak. İngiltere'de evin resimlerine bak. Arkadaki o resimler, Allah seni ne yapmasın, yemin ediyorum. Onlar benim oğlumun resimleri. Ya sen bakın var... bir de şunlar var. Ne var? Ben İngiltere'de böyle bir ev görmedim ya. Bakın. O ne? Heybe. Kur'an-ı Kerim'in var içinde. Ya helal olsun be. Aynen öyle. Biz nereye gitsek de Türkiye'liyiz sonuçta, değil mi? Canım ülkem be. Vallahi aynen ne güzel öyle, yansıtıyorsun. Ama ben Galaksi Kafe'nin şokundayım. Adamların iyi reklamını yaptık bu arada, ona göre. Bunu evet, evet. Hatay'ı... Ekstra para versin. Aynen. Sen söyleyeceksin. Hatay'dan gelir misin o tarafa, İngiltere'ye? Galaksi Kafe'ye davet ediyoruz seni. Olur. Senin burcun ne? Ben Koç burcuyum. Canım benim, bir tanem. Ay ne evet. Güzel. Koç'un enerjisi çok güzel. Ne iş yapıyorsun? Ben radyocuyum. Ay harika. Hangi evet. Radyo söyle? Dinlesinler seni. Efendim. Neresi? Radyo Tempo. Hatay'da. Oh harika, o zaman dinliyorsunuz. Hatay'dakiler mi dinleyebiliyor sadece? Olsun. Olsun, süper, harika. Çok memnun oldum geldiğiniz için ama ben Galaksi Kafe'nin şokunda... Seni bir kere de kafeden bağlan, gözünü seveyim, radyoya da bağlan kafeden.
Ama saatlerimiz uymuyor galiba. 3 saat fark var. Ha, uydurursun. Şu anda saat 2'yi geçiyor burada. Sen bir şey... Gece mi? Evet, akşam 7'ye geçiyor şu anda. 7.30'a geçiyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın, çok özgüvenlisin. Teşekkür sana ederim, hayran kaldım. Teşekkür ederim. Bağlandığın teşekkür için ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey söylemeyecek misiniz Yay Burcu'nun geleceği için? Ne söyleyeyim? Gelecek bir sen söyle. Galaxy Cafe'de çalışan sensin. Ben mi? Galaxy Cafe'de çalışan sensin. Ne olacak biz koçların halini? Sen söyleyiver yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yay ve koçlar için gerçekten kariyerlerinde zirve bir dönem başlıyor. Bak yaylar ve koçlar için de çok önemli. Sen de zaten yay olarak programa çıkarak zirve doğru gidiyorsun. Beni de kafeye, İngiltere'deki kafeye astrolog olarak getirsen iş bitecek. Tamam. Neden olmasın? Kendine iyi bak. Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Valla o kadar tatlılar ki ya, harika ya. Ben işte bunu çok seviyorum. Neyi seviyorum? Bizim burada dostlarımızla bağlanıyor olmamız. Herkesin sesini duyuruyor olması. Ya İngiltere'de yoksa siz nereden bileceksiniz? İngiltere'de bir Galaxy Cafe var. Ve orada Jüpiter menüsü, Mars menüsü falan varmış. Plüton menüsü varmış. Kahvaltıyı böyle veriyorlarmış. Ya ne kadar havalı ya. Aşırı havalı yani bence. Ve... Biz bununla ilgili bir bilgiye belki sahip olamayabilirdik ama işte burada konuşuyoruz hep birlikte. Sohbet ediyoruz ve öğreniyoruz. Ya ben o kadar heyecanlandım ki, hazır biliyorsunuz ki valizlerimi de almıştım. Geliyorum o zaman artık. Reklamlarını da yapmış bulunuyoruz. Hatay'a da selamlar diliyoruz. Londra'daki ablaya hayran kaldık diyorlar. Bu şu an gerçekten efsane kadınmış. Peki şimdi geçelim mi, bir bakalım. Ay çok eğlendim ya. Vallahi yemin ediyorum çok eğlendim. Şimdi o zaman diğer burca geçiyoruz. Burçlarımıza geçiyoruz. Şimdi Fırat Bey, diğer burçlarımızda kim vardı ya? Ben Aslan Başak mı? Aslan Başak'a geçiyoruz. Ben Londra'dayım. Arkadaşlar görüşürüz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, geçtiğimiz hafta aslan burcunda bir dolunayı geçirdiniz ama bu hafta o dolunayın etkilerini yaşıyorsunuz. En önemli ve en güçlü haftalardan biri içerisine çekiliyorsunuz. Merkür'ün kova burcunda olması ve sizin evlilik evi dediğimiz 7. ev sıralamasında ilerliyor olması, Uranüs'e de kare yapacak olması sizlerin bu hafta bir takım ilişkileri bitirme noktasına gittiğinizi gösteriyor. Bir ilişkiyi bitirip yeni bir ilişki başlatmak, ama bunu hemen bir kadın erkek ilişkisi olarak değerlendirmenize gerek yok. Belki bir proje, belki bir ortaklık, belki bir işbirliği bu. Yeni bir şeye başlayacaksınız, bir sözleşme yapacaksınız. Belki de gidip birine bir sözleşme yapacaksınız. Yeni bir başlangıcı tanıtacaksınız. İş ortamınızda uzun süredir mutlu değilsiniz ve burada bir takım haksızlıklara uğradınız. Eğer iş ortamınızla ilgili yaşadığınız geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde istifa, uzaklaşma, yeni bir yere başlama ya da işe gitmeme gibi kararlarınız olduysa, bu hafta artık burayla ilgili toparlanmalar içerisine giriyorsunuz. Haftanın başında aile hayatınız, anne baba ilişkileriniz, belki evinizde bir takım sorunlar söz konusu olabilir. Belki bu tadilat olması, evin bazı ve bir takım ihtiyaçlarını tamamlamanız gereken durumları da getirebilir. Bunlarla ilgili iyi sonuçlar alacağınız bir hafta içerisine gireceksiniz. Ev almak, satmak, yer değiştirmek istiyorsanız da bu hafta bu kararlarda net olabilir, hareket edebilirsiniz. Bunlar sizi çok daha güçlendirecek, kendinizi daha çok iyi hissetmenize neden olacak diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar. Sizler için önemli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Venüs ve Mars'ın kavuşum hareketi sizlerin aşk hayatınızda büyük hareketlenmeler getirdi. Aşk ve ilişkilerle ilgili belki de ilk kez evlilik düşündüğünüz, belki de ciddi bir ilişki içerisinde olma duygularını taşıdığınız bir zaman içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Bir kiminiz haritanıza göre bunu desteklerken, bir kiminiz de belki yalnızlıkla boğuşuyorsunuz ve neden yalnız olduğunuzu sorguluyorsunuz. Neden aşkı bulamadığınızı sorguluyorsunuz. Belki de bir takım hakkınızda yanlış haberler, yanlış belki de söylemler çıkıyor ve bunlara karşı tepki gösteriyorsunuz. Belki hayatınızda biri yok, bir arkadaş olarak görüşüyorsunuz ama insanlar sizi o kişiye yakıştırıyor ve bir takım dedikodular yapıyor gibi düşünebilirsiniz.
Tabii bu dedikoduları yönetmek biraz sizi zorluyor olabilir ama bir takım konularda şikayet etmek, dava açmak, bir şeyleri farklı şekilde anlatmak gibi durumlara gidebilirsiniz. Burada çok aceleci ve fevri olmayın. Çünkü geçmişte çok yaralarınız var. Bir takım iftiralara uğradınız, bir takım yanlış anlaşılmalar yaşadınız. O kadar yaralısınız ki artık yeni bir şeye katlanma tahammülünüz yok. O yüzden bu hafta bunlarla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Hafta başında kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, çevreniz, insanlara güven alanınızı sorguluyor olabilirsiniz. Güvenmek istemiyor, onları bir şekilde hayatınızdan itiyor olabilir ya da insanlara güven noktasında yine bir zedelenme yaşayabilirsiniz. Buna biraz dikkat edin, daha az insanla konuşun ve biraz daha kendinizi geri adıma çekin. Kardeşlerin sorumlulukları bu hafta önemli olabilir. Burayla ilgili belki akrabalar, belki kuzenler. Yeni bir düzen içerisine gidebilirsiniz. İş ortamınızda ve çalışma alanınızda da büyük bir değişime hazırlıklı olmanızda fayda var. Burada güzel bir takım yeniliklere doğru ilerleyeceksiniz. Tabii ki 2 Mart'taki Balık burcunda gerçekleşecek yeni ayı beklemeniz sizlere yeni bir aşkı, yeni bir ilişkiyi ya da yeni bir iş projesini başlatma konusunda daha çok cesaretlendirecek. Bu hafta artık sadece kararlarınızı vermeniz gerekiyor diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Efendim merhabalar tekrardan. Instagram aileme bağlanmış bulunmaktayız. Instagram ailemde çok çılgın bir aile var. Az önce Yengeç Burcu bir beyefendi yazdı son dakika olarak dedi ki Aygül Hanım kendimi keseceğim beni hemen yayına alır mısınız? Dedim ne demek Yengeç Burcu'yum dedi. Ne demek dedim. Ne demek yani siz isteyin. Baktım arkasında bir koç kadını, meğerse koç kadınıyla evliymiş bir adam hakkında haklı. Yani haksız değil. Yapacak bir şey yok. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Peki Balık Burcu ablamız, Koç Burcu. Ya çok tatlısınız ya, bu enerji nedir? Çok teşekkür ediyorum, bu neşe nedir? Peki Yengeç Beyefendi, durumlar nasıl gidiyor? Vallahi hep benden şikayetçiler ama ben de onlardan şikayetçiyim. Çok güzel, harika. Hiç şaşırmadım. Peki o zaman mikrofonu Koç Hanım'a verelim. Bir yengeçle kaç yıldır evlisiniz hanımefendi? 17 senedir evliyim. Gerçekten sağ olsun beni çok yordu ama yeni yeni biraz düzelmeye başladı. Daha sakin, daha anlayışlı olmaya başladı. Efendim peki ilk evlendiğinizde niye evlendim diye sordunuz mu? Ruh hali değişen bir eşim var. Saati saatine uymayan. Evet. Olsun, olsun. Yengeçler de insan. Ne yapacaksınız? Hep şey yapamayız ki yani. Onlar da insan. Onları da bak, seveceksiniz. Bak, bekle ettim yayın gitti. Yayın gitti. Ay güldüm ya. Kızım koçum. No. 84'lü koçum. Olsun, buradan da. Peki. Koç, Koç Burcu olarak şu son dönemde kariyerinle ilgili ya da iş hayatınla ilgili bir şeyler yapma kararın var mı? Neler yapıyorsun mesela? Var mı işle ilgili, çalışma hayatınla ilgili bir planın var mı? İstiyor musun? Ya da çalışıyor yani musun? Yani istiyorum. Evet, aslında beklentim var. Evet, sağlıkçıyım. Evet. Sağlık teknisyeniyim. Daha iyi yerlere gelmeyi istiyorum. Tabii beklentim var. Peki hani bu yıl koçların, yengeçlerin çok güzel kariyerlerinde yükselecekleri bir zaman. Alttaki, inşallah umut ediyorum. Alttaki yandaki beyefendi için de öyle. Balıklar. Evet. Evet beyefendi için de. Aynen. Ama, bir şey diyeceğim ama eğlenceli insanlar ya değil mi yengeçler? Yani yengeçler aslında, değil mi? Ne kadar evet. Dengesiz olsalar da eğlenceli. Tanısanız seversiniz. Evet. Çok severler. Sen bizi sevmesen de. Evet. Sen bizi sevmesen de. Hayır. Geçen gün Tan'ın konserindeydim. Ya. Seni bekledim ama. Tan'ın konserine gidip Tan'ı dinlemeden beni bekleyen tek ekip bu insanlar. Bu halkım benim, canlarım benim. Tan'ın... Ama görmeyizsin ya. Ya abi, bir gün hep güzel. Birlikte Tan'ın konserinde çıldıracağız. İnşallah. Sesi. İnşallah. Tan'ın neler bekliyor aynı. Jüpiter balıkta yüzlerinin güleceği bir zaman ama şu an çok sıkıştıkları bir dönemdeler. Hayatlarını değiştiriyorlar. Değil mi? Evet. Hepsini göle atmak lazım. Yemin ediyorum. Hepsini göle atmak lazım. Baldız değil mi? O ne biçim konuşuyor? O baldız değil mi? Ne biçim konuşuyor sen? Hem yengeç hem baldız sevmiyor. Evet dersiniz yengeç. Çık dışarı.
Zaten yengece doluyuz. Benim sayemde yayına katıldılar lütfen. O da doğru. Mutlaka bir işi karıştırıyorsun. Sen de haklısın. Adamı sevin. Öpün kendinden. Seviyoruz. Öpün siz kaç yılında. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Öpüyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşçakalın. Çok şekerler, çok tatlılar. Dünya tatlısı bir eşit valla. Tanım konserine gidip de beni bekleyen çok nadir insanlar orada. Hakikaten. Arasanız bulamazsınız. Bir de Tanım konserinden canlı yayına bağlanan Türkiye'deki ilk insanlar. Gerçekten. Tan inşallah bunları bilmiyorum. Onu da duyuruyorlar. Valla bilmiyorum artık. Evet, şimdi yayınlara devam edeceğiz. Son bir yengeç beyefendiye bağlandık. Bana olan kinini, bana olan sevgilerini dile getirdiler. Olsun, yine de mutlular. Çok güzel. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen dakikalarda yayınımızda ne gibi aksiyonlar bizleri bekliyor? Kimler bağlanacak? Kimler neleri anlatacak? Hepsini az sonra izleyeceğiz. Fırat Bey, ya ben yine bir dağıldım. Hangisiydi? Terazi veya akrep efendim. Terazi ve akrepler geliyor. Not alın. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, bu hafta içerisinde kazançlarınız ve parasal konularınızın çok önemli olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Yeni kazançlar elde ediyorsunuz ve parasal anlamda yeni bir döneme başlıyorsunuz. Belki bir ortaktan ayrılıyorsunuz, belki eşten ayrılıyorsunuz, belki bir takım baskı ve manipülasyonlar içerisindesiniz ve bunları nasıl değiştireceğinizi düşünüyorsunuz. Teraziler çok fazla tartışmayı, kavga etmeyi, öfke duymayı sevmezler. Bu pozisyona düştükleri zaman kendilerinden nefret eder ve kendilerinden yorulurlar. İşte bu hafta içerisinde burada Venüs ve Mars'ın kavuşum göstermesi ve Plüton'un da burada, Plüton da Oğlak'ta bu etkiyi daha fazla güçlü yansıtıyor olması, size gereken emeği verdikten sonra artık biraz geri çekilmeniz gerektiği mesajını veriyor. Ne için çaba gösterdiniz bugüne kadar? Ne için savaştınız mesela? Bunları size soruyor. Değdi mi? Ya da kendinize ne kadar emek verdiniz? Şimdi bunların savaşındasınız. Kariyerinizle ilgili mutlu olmadığınız bir yerdeyseniz burada kalmanızın bir anlamı yok. Ortaklarınızla olsun ya da belki de ikili ilişkilerinizle ilgili olsun yeni bir döneme gitmek zorundasınız. Artık bunu anladığınız bir zamandasınız. Geleceğe dönük planlar içerisinde olmanız gerekiyor ve biraz daha kendinize güvenmeniz gerekiyor. Teraziler ilişkilerden beslenen insanlardır. Sizler ilişkilerden besleniyorsunuz ama bazen tek olmak, yalnız olmak, kendi başınıza bazı ilişkileri yönetmek çok daha doğru ve sağlıklı olacaktır. Parasal anlamda alacağınız kararlar, parasal anlamda ilerleyeceğiniz adımlar bu hafta çok ses getirici ve çok güçlü olacak. Lütfen bunları daha iyi bir şekilde değerlendirin diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler. Evet, bu hafta haftanın başı sizler için biraz böyle yorgun ve biraz böyle tahammülsüz başlıyor gibi görünse de salı gününden sonra çok daha fazla işlerin yoluna girdiği, netlik kazandığı bir zaman diliminde olacaksınız. Bu hafta içerisinde eğer parasal anlamlar bir beklentiniz varsa, belki maaşınız olabilir, belki iş hayatınızla ilgili bir takım beklentiler olabilir. Bunlarla ilgili eski yaptığınız konuşmaların bir karşılığını alacağınız bir hafta içerisine giriyorsunuz. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kardeşlerinizle ilgili olan durumlar varsa bunlarla da ilgili ortak bir iş yapmak, ortak bir çalışma yapma kararına doğru gidebilirsiniz. Yakın dostluklarınızla ilgili bir takım kararlar veriyorsunuz. Kime ne kadar güveneceğinize, ne kadar ilerleyeceğinize karar verdiğiniz bir dönemdesiniz. İletişim olarak insanlardan çok uzaklaştığınız bir zamandasınız ve insanlara gerçekten mesafe koyduğunuz bir dönemdesiniz. Bu hafta içerisinde Merkür'ün de Kova burcunda olmasıyla birlikte ev taşımak, kredi çekmek, evle ilgili konular söz konusu olabilir. Ya da parasal anlamda sıkıştığınız konularda yeni adımlar atmak için yeni yöntemler deneme kararı içerisinde olabilirsiniz. Duygusal olarak biraz neşenizi, biraz enerjinizi kaybettiyseniz bu hafta her şeyi toparlayabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Biraz cesur olmanız gereken ve değişime hazır olmanız, değişimi kucaklamanız gereken bir dönem.
Akrepler çok fazla sabit oldukları için bu duygulardan hızla vazgeçemiyorlar. Evliliklerinizle ilgili bir takım stresler ya da resleşmeler içerisine gidebilirsiniz. Çünkü evlilik konusunda da en fazla köşeye sıkıştığınız zamanlardasınız. Eğer ikili ilişkileriniz ve partnerle ilgili ilişkileriniz geçtiğimiz son iki haftadır doğru bir şekilde yolunda gitmiyorsa, bu hafta gerçek anlamda ipleri gerebilir ve gerçek anlamda bir rekabete, bir resleşmeye gidebilirsiniz. Bunları yaparken lütfen sonunu görmeye çalışın. Yani vereceğiniz kararlar ve söyleyeceğiniz şeylerin bu haftadan sonra çok da fazla dönüşü olmayabilir. Özellikle 2 Mart'taki yeni ay sonrası, yani bir dahaki hafta, hem kazançlarınızın artması hem de kendinizi daha iyi hissetmeniz size daha doğru kararlar aldıracaktır. Yeni başlangıçlar yaptıracaktır. O yüzden mümkün oldukça bu haftayı daha sakin ve daha düşünceli geçirmenizde fayda var diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiçek gibi sakin, sıhhatli, akıllı fikirli 3 tane kadını bağladım. Ama bir tanesine de, bu dedim ki ekrandan sonra size de söyleyeyim, yani benim içim dışım. Olanı anlatıyorum Koç burcu onun münasebetiyle. Dedim ki kızlar, var mı aksiyon, var mı kaos, varsa anlatın dedim ya. Buradaki insanlar kaos bekler, reyting bekler dedim. Dediler ki ay hiçbir şey yok ama diğer kızımız gönüllü atladı, dedi ki ben bir yengeç erkeğiyle evliyim. Daha ne olsun Aygül Hanım dedi. O yüzden ilk sözü ona veriyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok tatlısınız efendim, siz aşağıda işte misiniz? Böyle çok güzel. Nereden? Ben dışarıdaydım bugün. Heh. Ben İzmir Foça'dan katılıyorum. Gezmelerdeydim. Eve yeni girdim ve girer girmez hemen sizi tuşlatıp üzerimi değiştirmeden ve azimle de bekliyordum. Ya bu böyle, burcunuz nedir? İkizler. Yani Koç erkeğiyle evliyim. İkizler, siz de ikizlersiniz. Koç erkeğiyle evli. O kadar güzel Nizami bugün görüşmelerini yapmış. Arkadaş toplantıları yapılmış. Çok şık. Haberler verilmiş, haberler toplanmış, her şey hazır. Nazır ve en son enerjisini de bu programa veren tek insan kimdir biliyor musunuz? İkizler. Bütün enerji, bak yukarıdaki senin burcun ne kapşonlu? Terazi, bak, yükselen terazi. Terazim pijamanın üstüne bile kolyeyi takar. Takar, takar mı takar? Bak, az küpeler var mı? Var. Canlı canlı astroloji nasıl öğrenilir size göstereyim. Bak süse bak. Hiç önemli değil. Diğerlerine bak. Yengeçle evli olan. Zamanla bile bakımlı kadın. Evet, yengeç olan, evli olan perişan. Anlat bir tanem, neyin var? Aynen. Neyi var? Koşturuyorum. Hayatım hep koşturmaca. Nerede şimdi? Ne yapıyor yengeç? Yengeç şu an arıyor. Anneni göstersene bana diyor. Muhtemelen canlı yayında olduğumu gördü ve şok yaşıyor şu an. Arkadan oğlum da konuşuyor. Anneni göstersene bana diyor. Ben sizi dinlerken şey yapıyorum, susun Aygül Hanım'ın programı var falan yapıyorum böyle. Tamam ya Ayşe gidiyorum falan deyip gidiyor, böyle sakin bırakıyor beni, geldi. Geldi mi çocuk, bak annesini oradan gösterin. Yengeç şeylerde. Şu an beni baba merak ediyor, nerede annem yengeç buradan ya. Babanın adını söyle, selam söyleyelim bari, adam izliyorsa. Hüseyin Ergün. Buradan yengeç Burcu Hüseyin Bey. Yengeç Burcu Hüseyin Bey'e çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Eşiniz burada bağlı şu an. Her an her şeyi konuşabilir, evet. Ama konuşturmayacağız, korkmayın. Adamcağız sen konuşacaksın diye korkuyla bağlandı farkındaysan. Seni susturmak için baskıyla girdi. Neyse. Kıskançlık mı? Onların bitmez kıskançlığı, neyse. Yok, bitmez. O zaman İkizler Burcu, bugün var mı haber arkadaş toplantılarından, bir aksiyon? Valla bugün sakin geçtiğini biliyorum. Sizlerde yok mu? Foça işte. İzmir Foça var mı bir bilgi? Evet. Arkadaşlar... Olmaz olur mu? Arkadaşımın burcunu şu an hatırlayamıyorum ama bugün çok gergindi. Biz ona ev bakmaya gitmiştik bugün yeni bak, Foça'ya. Ben eski Foça'da oturuyorum. Bak, ikizlerin arkadaşlığına bak. Kalkıyor nereden nereye arkadaşına ev bakmaya gidiyor. Bir koçu kessen kalkmaz. Kalkmaz. Terazi kalkar ama... mı? Ama koç erkeğiyle birlikte gittim bugün. He, onu zorla çekiştirmiştir. O demin bana ne senin arkadaşın var. Benim kardeş
arkadaşın bu çok meraklı yani, her şeyi merak eder. Gidelim merak yapalım edelim. Merak ayrı bir şey. Arkadaşlarına böyle canını vermek başka bir şey. Şu yandaki ha, evet, arkadaş o gibi doğru. O başka bir şey. Yardım etmek. O koça değil ki, sana ihtiyacım var ölür. İlk koşan olur. İkizlere aynen. Sana ihtiyacım var demene gerek yok. İkizler her şey o zaten gider. O zaten koşar. Bu ikisi arasında biraz fark var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben terazi ne etliye ne sütlüye bulaşır. Çağırıyorsan gelir, çağırmıyorsan karar veremez. Değil mi bir tane? Gerçekten çok sakin değil mi ya? Öyle teraziler öyle, en sevdiğim burç. Bir tane sende durum nedir? Ben lafınızı bölmek istemedim. Estağfurullah. Sohbet gayet güzel. Sıkıntı yok değil mi? Korkutuyorsun beni. Dinlemede kaldım. Efendim? Bir problem yok değil mi? Her şey yolunda. Vallahi her şey yolunda Allah'a şükür. Küçük bir cinnet geçirmiş gibi. Aygül Hanım 83'lüler ne olacak? Ne olacak 80? 83'lüler. Ha, 83 bir de 83 terazisin. Senin Satürn, Matürn de terazi. Birinci ev terazi. Evli misin? Terazi. Çocuk var mı? Bir tane oğlum var. İnşallah. Çocuklarla ilgili böyle çok uğraştığın bir dönem olabilir bu dönem senin. Değil mi? Çok sınavı oradan veriyorsun. Ergen oğlum var. Burcu ne? Boğa, benimki de. Sizinkisi Başak. Ne? Başak. Sen? Benimki Boğa. Seninki Boğa, seninki? Benim oğlum Boğa. O da Boğa. Bak, evet. Ne kadar benim önemli. Bir de yengeç oğlum var. O yasaklı onlar. Onlar yasaklı listemizde bizim biliyoruz. Ondan bahsetmiyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Keşke süren birazcık daha olsaydı, sizle konuşsaydım. Ama terazi oradan diyor ki bu ergen çocuklarımla ne yapacağım? Başak bir tanesi zaten Başak yani. Zor. Ekstra zor. Yani sürekli ergen zaten. Başak olması sürekli zor. Fırat Bey siz de ben çok sektim. Şey değilsiniz, masum değilsiniz. Bu arada yönetmenim de Başak da, o da söyleniyor. Ben çok zor değilim diye. Ya çok temizler, çok titizler, çok takıntılılar. Takıntı, yoruyorlar. Takıntı. Evet. Takıntı. Evet, takıntı her aşırı. Her tip yüzden böyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yarın karısına bir iyi olacak. Ona şükredelim. Hem nasıl? Ona hem nasıl? Hem bak, nasıl? Terazi anası başladı şu an. Kaynanalı, terazinin kaynanalı da çok fena olur ha, ona göre. Düştü tuzağa. Düştü tuzağa. Düştü. Toplayacak. 83'ler toplayacak. Merak etme. 82, 83, 84'ler toplayacak. Kızlar sizin doğum yıllarınız ne? 88 doğumluyum ben de. Sen Satürn oğlaksın. Sen... 17 Haziran. Yan taraf? Ben 73 doğumluyum ikizler. Ay maşallah. Yükselen aslan. Vermiyorsunuz ya. Yemin ediyorum Allah nazardan... Saklasın, kaşıyın maşallah. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Rabbim sizin enerjinizi her zaman var etsin Aygül Hanım. Gerçekten cansız. Muhteşem aynen. Bir enerjiniz var. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel. Hoşçakalın. Evet. Çok teşekkürler. Evet efendim. Şimdi devam ediyoruz. Yay ve oğlaklar bakalım neler yapıyorlar. Onlar için de tabii ki bir BTV hazırlayacağız. Hadi bakalım. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar. Bu hafta içerisinde Venüs ve Mars'ın kavuşumu, Oğlak Burcu'ndaki kavuşumu para evinizde bir takım destekler getirecek. Yeni bir projeye başlıyorsunuz, yeni bir adım içinde olacaksınız. Başlayacağınız şeyler bu hafta sizlere çok iyi para kazandırabilir ya da çok iyi yeni projeler, başlangıçlar getirebilir. Yeni kazanımlar içerisine girerken tabii ki sosyal çevreniz, arkadaşlık çevreniz, iş ortamınızda da bazı değişimleri kabul etmeniz ve burada sizin hakkınızda çıkan dedikoduları ya da söylemleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Biraz aynı zamanda bu hafta sağlığınıza dikkat etmeniz, bağışıklık sisteminizi çok fazla düşürmemeniz gereken bir hafta içerisindesiniz. İkili ilişkilerinizde yeni adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerinizde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar hiç olmadığı kadar sizlere yeni büyük güçlü kazanımlar getirecek. Belki iş hayatınızdan ayrılıyorsunuz, belki de iş hayatınızda yeni bir döneme başlıyorsunuz.
Arka planda bir takım kırgın olduğunuz, üzgün olduğunuz ve sebebini hiç anlamadığınız yol ayrılıkları yaşamış olabilirsiniz. Bunları çok fazla irdeleyip burayla ilgili çok fazla hırslanmamanız gerekiyor. Burayla ilgili çok fazla tepkisel yaklaşmamanız gerekiyor. Ne kadar kendinizi inzivaya çekerseniz o kadar fazla sorulacak, o kadar fazla aranılacaksınız ve o kadar fazla net sonuçlar alacaksınız. Eğer terfi bekliyorsanız bu hafta ya da parasal anlamda maaşınızda bir iyileşme bekliyorsanız ve bunları konuşmak istiyorsanız, belki de işe girmek istiyorsanız muhteşem bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar, sevgili Oğlaklar, bu hafta Venüs ve Mars'ın güçlü kavuşumu sizlerin hayatınızda bir dönüm noktasına sizleri götürüyor. Evet, arkanızdan bir takım işler dönmüş ya da bilmediğiniz konuları öğrenmiş olabilirsiniz. Kırgın, üzgün, yorgun olma ihtimaliniz de çok mümkün ama çok kalıcı işler içerisinde ilerliyorsunuz. Bu dönemde başlattığınız işler ve projeler sizi o kadar büyük ve o kadar farklı bir yere taşımaya götürüyor ki, bu yeni başlangıçlar aynı zamanda size yeni kazançlar da getirmeye yoluna götürüyor. Merkür ve Uranüs'ün karesi sizleri bu hafta içerisinde aşk hayatınız ya da ev hayatınızla ilgili bir takım kararlar vermeye götürebilir. Evinizi değiştirmek, yenilemek ya da taşınmak istiyorsunuz. Ya da bunun için bir aksiyon alıyorsunuz ama bunu nasıl yöneteceğinizden pek emin değilsiniz. Nasıl götüreceğinizi de pek bilmiyorsunuz. İşte bu hafta içerisinde bunların kararını verdiğiniz bir dönemdesiniz. Muhtemelen taşınma, muhtemelen bir yer değiştirme kararı verebilirsiniz bu hafta içerisinde. Parasal dünyanızda gerçekten güçlü ve başarılı değişimler, çok kazanacağınız işler içerisine gireceğiniz bir zaman içindesiniz. Bunları yaparken de lütfen kendi benliğinizi, kendi ihtiyaçlarınızı, kendi mutluluğunuzu unutmamanız gerekiyor. Özellikle kardeşler, akrabalar ya da bunlarla süren, sorumluluk gerektiren konular varsa yardımcı olmanız, destek olmanız gereken durumlar olabilir. Belki kardeşinizin hayatıyla ilgili konularda bir takım destekler vermeniz gerekiyor olabilir. Belki de abinizin, ablanızın, kuzenlerinizin, bu her neyse hayatınızda size yakın olan insanların bir takım konularda destek vermeniz gereken durumları önünüze taşıyabilir. Ve bunlarla ilgili sizlere bir meşguliyet getirebilir. Araç alma, araba alma, araba ile ilgili hareketler gibi durumlar ya da iletişim gerektiren, seyahat etmeniz gereken konularda bu haftanın gündemi olabilir diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Çok heyecanlı, dur geliyor. Arkadaşlar, kaos var dedi Mehmet Bey hattımızda. Benim gibi burcunuz ne dedim? Kova dedim. Kaos. Aa, bir beyefendi daha geldi efendim. Hoş geldiniz. Merhaba Aygül Hanım. Hoş geldiniz. Nereden bağlanıyorsunuz? İzmir'den. İzmir'den. Yine İzmir'den bağlantımız var. Şimdi üstten hemen burçları alalım. Efendim, sizin yukarıdan hanımefendi. Burcunuz neydi? Koçtu. Koç burcuyum. İsim? 21 Mart. İsim? Aslı. Aslı Hanım'cığım, çok tatlısınız, hoş geldiniz. Mehmet Beyciğim Kova burcu ve sanki böyle öyle bir duruyor ki anlatacak çok şey var ama nereden başlasa o da bilmiyor çünkü Kova burcu. Peki, efendim, yayın sizin... kesildi de tam, yayın kesildi anlayamadım tam Aygül Hanım da ondan sizin kaldım öyle. Sizin burcunuz nedir efendim? Yok, size değil, yandaki Mehmet Bey çerez yiyor, onunla bahsediyorum. Sizin... Yer elması yiyorum. Yer elması yiyor. Emrah Bey, sizin burcunuz nedir? Hiç söylemeyin ben ya. Sevmiyorsunuz bizi siz. Yengeç istilası. Anladınız değil mi? Yengeç istilası yaşadık ya Rabbim, yüce Rabbim yine. Olsun. Ne demek sevmiyoruz Emrah Bey ya? Yükselen koç. Sevdik. Sevdik gitti. Seviyoruz. Sonuna kadar yengeççiyiz ama işte bazen böyle bir arada şeyiniz var ya. Böyle arada hani oluyor. Ondan. Oluyor. Peki evli misiniz? Hayır, bekarım. İşte. Neden? Çünkü... Şaka yapıyorum. Bak, kova gülüyor. Yer elmasını yiyor ve gülüyor şu an. Kovanın keyfi yerinde. Peki. Maşallah. Maşallah. Evet, aynen. Peki efendim, kaç doğumlusunuz Emrah Beyciğim? 14 Temmuz 1982. Tahmin ettim, biliyor musunuz? Hadi. Evet, o, yemin ediyorum kesinlikle 82'dim. Siz efendim... 7 Şubat 81. Bak, bu 81-82 tayfası. Siz yukarıdaki hanımefendiciğim, aslanım. 21 Mart 83. Görüyor musun? Ben de 84, tamam. Böyle bir... tamam, Voltron'u oluşturduk. Evet, aynen. Şu an enerjimizi yukarı doğru gönderiyoruz.
Yani başımıza gelmeyen kalmadı değil mi? Kardeşlerim söyleyeyim. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Yıllardır sürünüyoruz. Evet, böyle sanki bir şey oldurmaya çalışıyoruz. Böyle elimize tırmalıya tırmalıya, yırta yırta değil mi? Millete kolaydan geliyor. Bize niye öyle geliyor sizce? Bu kesimde bir problem var. Analarımıza, babalarımıza sormamız lazım. Niye bizi doğurdu? Niye bize sormadılar? Emrah Bey, valla 20'ye kadar çok iyiydi. 20'den sonra Allah Allah. Aynen, ben de 22'den sonra bir şey oldu. Ben de anlamadım. Peki, hepimiz Emrah... aynı. Evet, sizin zaten... Evet, kesinlikle. Yani sizin şu son 2 yılınız tarihe geçer. Evet. Peki Emrah Beyciğim, ne iş yapıyorsunuz? Belediyede çalışıyorum sizin gibi. Bu konular Allah Allah yardımcınız. Okuyorum de... sizi ben sürekli şeyden, Hürriyet'ten. Evet. 2,5-3 senedir sürekli okuyorum. Ya çok teşekkür ederim. Harika yani yazılarım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizin beğenmeniz ayrı. Hem yengeçsiniz hem ısrarla beğeniyor musunuz? Gurur duydum yani, gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kalp size. Aa, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere kalp yolluyorum. İyi ki varsınız. Çok güzelsiniz. Kova Burcu beyefendi, bir şey söylüyordunuz. Her seferinde dinlemeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Arabada, evde. Radyodan mı takip ediyorsunuz? Radyodan takip ediyorum. Fırat Bey ya, kaç dakikam kaldı benim ya? Ne güzel burada ya sohbet ediyorduk. Çok az dakikam kalmış. Aslı'cığım ben ya. Bir şey söyle. Ben bir şey sorabilir miyim? Bir tane. Koç'la teraziyle ilgili. Bak yengecin yüzü gülmüyor. Yengeç dondu ya. Koç terazi uyumu. Koç terazi. Çok güzel. Harika, terazi aşkı. Eşim terazi. Süper, müthiş. Sonuna kadar gider. Gitmiyor mu? Hayır, gidiyor dem. Koç kuşları gidiyor. Bak o tutuklanmış gibi yandakine bak. Tutuklanmış gibi duruyor. Kova Bey. Rehin mi alındın Başak tarafından ya? Oradan, donmuş gibi. Aynen öyle. Oradan yer elmasını veriyor kadın. Zorla yayına çıkartmış adamı gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Yok, zorla çıkmadım. Kendimiz gönderdik diye. Açılacak mı bundan sonra? Tabii ki. Kariyerde... Ay dur, yayın bitiyormuş. VTR son burç hangisi ya, var? Fırat Bey Kova ya. Kova burcu. Kova. Evet, kova balık kaldı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Devam ederiz biz. Radyo pazar gelir. Hadi. İyi akşamlar, hoşça kalın. Evet efendim, son VTR'mizi de alıyoruz ve yayınımız bitiyor. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar. Evet, bu haftanın en önemli konularından biri Merkür'ün kova burcunda hareket ediyor olması ve Uranüs'ü kareliyor olması. Sizler için bir şeylerin artık değiştiğini gösteriyor. Nasıl değişiyor? Ev hayatınız değişiyor. Belki taşınıyorsunuz, belki de anne baba ile ilgili ilişkilerinizde yeni kararlar veriyorsunuz. Belki aile hayatınızla ilgili sorumlulukları alıp bunlarla ilgili konularda bir isyan ediyorsunuz. Ya yeter artık, ben bunları taşımak zorunda değilim. Ya da yeter artık, burası benim özgürlük alanım. Ben burada bunları yapmak durumunda değilim dediğiniz bir takım konularda belki isyan içerisindesiniz. Dış görünüşünüzün değişmesini istiyor ve dış görünüşünüzle ilgili yeni adımlar atıyor olabilirsiniz. O kadar bunaldınız, o kadar sıkıldınız ki son 2 yıldır resmen hayatınızdaki, bırakın özgürlüğü, kendinizi bulma serüveninizi kaybettiniz. Yani kendinizi keşfetme yönünde o kadar zorluk yaşıyorsunuz ki ne yapsanız sanki elinizde kalıyor. Nereye elinizi atsanız birisi sizi sırtınızdan çekiyor ve ilerleyemiyor gibi hissediyorsunuz. Bu geçici bir döngü ve artık sonuna geldiniz. Artık bu hikaye bitiyor. Tabii bunlar biterken de kırgın olduğunuz ve bazı konularda gizli, arka planda kalan konuları yeniden değerlendirdiğiniz bir zaman içindesiniz. Bunları yönetirken biraz daha sakin kalmalısınız. Bu hafta içerisinde çalışma ortamınızda, iş hayatınızda bir takım değişimler olabilir. Eşiniz varsa, ortağınız varsa, partneriniz varsa bunun sağlık sorunlarıyla ilgili bir takım konularla ilgilenebilirsiniz. Küçük operasyonlar, konular vesaire bu haftanın gündemi olabilir. Bunlarla ilgili de çok şifa göreceğiniz, destek göreceğiniz durumlar yaşayacaksınız. Bu çok da sizi zorlayacak konular olmayacak ama bunlarla meşgul olmanız gerekebilir. İş planlarınızı ve sorumluluklarınızı çok iyi yapmalı ve çok iyi açıklıyor olmalısınız. Bu hafta içerisinde yazışmalarınıza, maillerinize çok daha dikkat edin. Herhangi birine borç para verme ya da borç para alma gibi konular, kredi çekmek mesela. Eğer kredi çekmek istiyorsanız, çok sıkıştığınızı düşünüyorsanız burayla ilgili konularda da çok daha sakin kalmalı. Çekeceğiniz kredinin ya da ödeyeceğiniz, harcayacağınız paraların
çok iyi planlarını yapmalı. Herhangi bir kandırılmaya, aldanılmaya bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, bu hafta içerisinde Merkür'ün Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni başlangıçlar içerisine giriyorsunuz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni arkadaşlık ilişkileri içerisinde olabilirsiniz ya da dostlarınız, arkadaşlarınızla ilgili bir takım konularda ihanete uğradıysanız ya da yanlış anlaşıldıysanız bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz bu hafta içerisinde. Özellikle Merkür ve Uranüs karesi parasal ve finansal beklentilerinize karşı bir takım konularda şikayet etmek ya da söylenmek ya da bunlarla ilgili talepler oluşturma ya da bununla ilgili konuşma isteği verebilir sizlere. Bir değişime gidiyorsunuz. Belki ayrılmak istiyorsunuz. Bunu şirketinizle görüşeceksiniz. Belki çok bunaldınız. Bir değişim içerisine gitmek istiyorsunuz. Taşınmak, yer değiştirmek, yeni bir şeye başlamak, gerçekten kendi gücünüzü, kendi yeniliğinizi keşfetmek istiyorsunuz. Duygusal dünyanızda kırgınlıklar, öfke, biten ilişkiler söz konusu olabilir ama yeni bir dönemin kapısını aralıyorsunuz. Aslında Jüpiter'in balıkta olması size bunları gösteriyor. Evet, sanki olayları çok abartılı ve çok sıkıntılı bir şekilde önünüze getiriyor gibi gösterebilir ama aksine bu hafta içerisinde burayla ilgili yeni sonuçlar alacağınız, netlik kazanacağınız bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni başlangıçları yaparken kendinize güvenmeyi asla unutmamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten yorgun ve gerçekten ne yapsanız sonuç alamadığınızı düşünüyorsunuz. Jüpiter bir burçtayken özellikle balık burcunda ilerlediği için sizlere fırsatları da yanında sunuyor olacak. Evet, zorlukları verecek ama fırsatlar da içinde olacak. Yani bizler aslında hepimiz kendimiz birer alemiz. Jüpiter'in balık burcunda olması sizin de kendi dünyanızda bir alem olduğunuzu ve bu alemi nasıl keşfetmeniz gerektiğini anlatıyor. Kendinize odaklanmalı ve kendi yetenekleriniz üstünden para mı kazanıyorsunuz, kendi yetenekleriniz üstünden mi ilerliyorsunuz kısmını hayat size, kendinize sormanızı istiyor. İşte asıl önemli soru bu. Siz var olduğunuz sürece ve siz bir şeyleri başarma isteğinizi arttırdığınız sürece işler yolunda gidecek diyebiliriz. Para her zaman kazanılır ama saygınlık, gerçekten sevdiğiniz işleri yapmak, bunlar her zaman olabilecek şeyler değildir. Biraz daha bunlara odaklanmak sizler için doğru kararlar olabilir diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Ya nasıl oldu da bu program bitti, bu kadar hızlı bitti? Çok teşekkür ediyorum her şey için. Harika bir programdı. Çok güzel bir program geçirdik. Önümüzdeki hafta çok güçlü bir hafta. Her şeyden çok iyi sonuçlar aldığınız, net sonuçlar aldığınız, yaşamın içerisinde tüm gerçekleri gördüğünüz, çok iyi başarılar içerisinde olacağınız bir dönem içine gidiyorsunuz. Lütfen bu hafta kararlı olun. Kendinize inanın. İnandığınız yoldan şaşmayın. Bu hafta her şey düşündüğünüzden ve hayal ettiğinizden çok öte olacak. Bence öyle olması gerekiyor ve öyle olsun. Haydi bakalım, görüşürüz haftaya. Hoşçakalın.